Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Sana göre biri var seminerlerimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum. Eğer sen de bir ilişki istiyorsan veya hayat arkadaşını arıyorsan, 14 Eylül-2 Kasım arası muhakkak bana katıl. İletişim numaram 0545 442 44 44. Bana hemen mesaj çekiyorsun. Çünkü sana göre biri var. Peki Eylül 2020'de ikizleri neler bekliyor? Şimdi ikizler için önemli bir ay. Merkür'ün pozisyonu. Aynı şekilde Mars retrosu ikizleri gene hafif etkiliyor. Ee, ama Eylül'deki 2 Eylül'deki Balık Burcu Dorunay'ı, 18 Eylül'deki Başak Burcu Yeni Ay'ı bunlar önemli. Kariyer ayı. Artı ev yaşam. Biraz da pek çok ikizler Burcu evliliğiyle ilgili bir sorunu bitirecek. Hı. Bunlar ne olabilir? Dekorasyon yapıyordur. Dekorasyonun bitiş haftası. Ayın ikisiyle onu arası. Veya ev almak istiyordur, bir mülk sahibi olmak istiyordur. İşte kredinin çıkması, bankacının telefon etmesi, tapudaki işlemlerin bitmesi bu dönemde olabilir. Veyahut da dürtüsel olarak bir ev sahibi olmaya karar verebilir. Veya mülklerle ilgili bazı değişiklikler, bazı olumlu değerler olabilir. Yalnızca biraz gergin bir süreçtir o. O gergin süreçte gerilmemek gerekir, dürtüsel hareket etmemek gerekir. Ani ilk gördüğün eve Taşınmamak hmm. gerekir. Ani ilk gördüğün evi <laughs> almamak gerekir. Çünkü orada altta balık burcu vardır. Yani balık burcunun yöneticisi Neptün Gö göksel sembolizmi olarak burada biraz karışık çalışıyor. O da nedir? Hayal ettiğin şey yani umduğunu bulamayabilirsin. Hmm. Veya çok... Fazla fazla hayallerin vardır. Hayal kırıklığına uğra, uğrayabilirsin. Acele davranırsın. Aceleci olmamak ha. gerekiyor. Yani bu ay ana konu aceleci olmamak. Bu ay ana konu daha yumuşak geçişlerle olayları çözebilmek. Ve daha nitelikli insanlarla çalışmak. Yani burada bankacını iyi seçeceksin, emlakçını iyi seçeceksin, hukukçunu iyi seçeceksin, astroloğunu iyi seçeceksin. Doğru insandan doğru şekilde hizmet alman lazım. Ama ikizler burcunda kafası karışıktır. Bu balık burçlarındaki <laughs> dolunaylarda ani para çıkışları görünür. Ayın ikisi 8 arası imza atarken dikkat et. 9'undan itibaren Mars'ın retro koçtaki etkisi. E şimdi ikizlerde baktığımızda retro koç etkisi ne yapacak? Şimdi ne yapacak? Arkadaşlarıyla ilgili. Geleneksel olarak önümüzdeki günlerde arkadaşlarıyla ilgili sorunlar yaşayabilir. Arkadaşları gönül koyabilir. Arkadaşlarıyla ilgili sosyal çevrelerle ilgili hmm. dernekler, kulüpler, sivil toplum örgütleriyle ilgili kurumlarla ilgili beklenmedik süreçler olur. İşte bir ne diyeyim bir dernek başkanlığına aday gösterir kendisini kazanamaz. Veya dernekler masasıyla ilgili sorunlar olur. Veya bir dernek kurmaya çalışır. Bir vakfın içine girmeye çalışır. Veya e, ne diyebilirim hayalinin çok ötesinde bir şeyler umut etmeye çalışır. Yani o bölgede bir problem var. Arkadaş ilişkilerinde sorunlar, yakın çevre içinde kavgalar, tartışmalarla 17 Eylül'den itibaren çok fazla riskiyle karşılaşabilir. 18 Eylül'den itibaren avantaj şudur ki daha ziyade baktığımızda 18 Eylül'den sonra gelecek olan döngü Kendisine daha iyi rehabilite edebileceği bir iş bulabilir. Yani iş hayatında sorunlar varsa, kariyerinde sorunlar varsa kendisine daha iyi rehabilite edebileceği bir iş, eğitim. Yurt dışı seyahatler etkisi var ama nasıl gidecek? Yani bu Covid'den dolayı daha da fazla kapatılacak. Yani, evet. Ondan dolayı çoğunlukla yurt dışı ile e, seyahat edebileceğini zannetmiyorum. Belki özel bazı özel işleri olan ikizler, bu burçları yapabilir ama iletişim artacak 18 Eylül'den beri insanlarla iletişim artacak, iletişim kabiliyetleri artacak. İşte bu dönemde bir cep telefonu değiştirebilir, bir bilgisayar sahibi olabilir, otomobilini satmak isteyebilir, ucuza gider yapma. <laughs> Neptün'ün pozisyonları iyidir. <laughs> Sevgiler.